Ya final çok komikti benim ya. Ben finale gideceğim. Tabii finale gelmişim artık. Finale çıkacağım. Bir çıktım. Acun yerinde yok, tamam mı? Ya ben onu hatırlıyorum. Çünkü o gün şeydi. Benim için önemli bir gün ya. Ya kazansam paradır, şudur budur. Acun'u yanımda ya. Görmek istiyorum. Efendim selamlar, merhabalar. Bu hafta yine stand-up'ın ünlü isimlerinden biriyle karşınızdayız. Çünkü stand-up Türkiye'nin bence sonradan, seninle de konuştuk ya Yusuf. Evet. Nasıl doğdu, nasıl ilerledi, anlatacağımız, edeceğimiz bir hikaye var ortada. Bundan 10 sene sonra başka bir dünya konuşuyor olacağız. O açıdan stand-upçıları ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorum yeni nesil de çok hevesli bu konuda. Zaten alttan alta görüyorsunuz. Geliyorlar, bayağı yani. Geliyorlar. 2005 doğumlular falan başladı mı stand-up'a? Annesinden izin alıp gelen var. Ha öyle. Alttan önce ama bir Yusuf'un bizimle paylaştığı bir şeyi bir konuşmamız gerekiyor. Cinsel hayatı yerlerde. Evet. Kulağa tıkalı. Ha. Kulağım evet, evet, kulağım tıkalı. Ya ilk geldi daha selam demeden abi sol kulağım tıkalı deyip oturdu. Evet. Harbiden yok ya. Yok mu şu an? Duymuyor Hiç mi duymuyorsun şu an? Bağırıyor muyum ben? Şu normal benim için. Ha. Ama değil işte. Bağırıyor değil çünkü. Mi? Bağırıyor. Hoş geldin kardeşim. Ayağına sağlık. Böyle bağırıyor. Çünkü böyle bağıra bağıra belki de hiç ne konuştuk biz, duydun mu? Talk show'dayız değil mi? Aynen. İyi. Sen Up'ın ünlü ismi o kaldı. Başka? Evet. Orası. Evet. Cem Yılmaz'dan bahsettik. Cem abiye selam gönderiyoruz. Senin idolün kim? Benim idolüm yerel mi yabancı mı? Fark etmez söyle. Yani şu adam gibi olsam ben oldum diyeceğin adam kim? İşte Cem Yılmaz, Ata Demirer. Ata Demirer'i de sayıyor musun tabii, stand-up? Tabii. Aşırı yetenekli. Bana daha performansçı gibi evet, geliyor. Evet, bana yakın çünkü. Evet, senin ya ben doğru... biraz karma yapıyorum. Yani performer daha başka bir şey. Öyle bir ayrım var mı stand-up'ta? Bence yok. Çünkü stand-up aslında bütün sanatların birleşimi ya. Tek şart komik olsun. İnsanlar eğlensin. Başka bir şeye gerek yok. Komikse okey. Yusuf, bu cesaret nereden geliyor kardeşim? Kürtlükten. Nerede başlıyor serüven? Nerede doğdun? Diyarbakır'da doğdun. Üniversite için geldin. Aynen öyle. Ondan sonra da bir tantanadır gitti. Evet. İlk kaç yaşında çıktın sahneye ve ilk çıktığında ne hissettin abi? Doğru, böyle doğruya doğru ben ne bok yedim mi dedin. İlk çıktığından da öncesinden ben. Düşünüyorum. Hani, tüm günü anlatmasan da anlatabileceğim kısmıyla. Radyo sayılır mı? Radyo. Sayılır tabii canım. Kaptan zaten aramızda radyodan yetişme büyük yönetmenimiz. Ben 5-6 kaptan. Yaşındayken radyoya çıkıyordum abi. Evin üstünde radyo vardı. Sizde de mi vardı? Kaptan'da da var. Bu şeyde sizin oralarda lokal radyoculuk ne kadar... Yerel. Acayip bir şey yani. 15-16 yaşındayken belediyenin bir seçmesi vardı. Oyunculuk, tiyatro. Onu kazanmıştım. İlk o zaman diyebilirim aslında sahne. Klişe, herkes bir çocuk oyununa başlar ya. Belediyeler evet, böyle. Tabii. Ne oyunuydu? Muharrem Buhar'ın Avcı ile ilgili. Ben avcıydım, onu hatırlıyorum. Ha. Çocuk oyunu abi ya. Ben kötü şeydim, adamdım orada. Kötü adam. Çocukların şeydim yani. Kötü karakteri. İşte hayvanları öldüren kişiydim orada. Ya mizah hep benim gördüğüm abi. Mizahla uğraşan kişileri de gördüğümde problemli insanlar. Evet. Yanlış mıyım? Yok, hepimiz yani, sıkıntılıyız. Yöntem olarak böyle rehabilitasyon önce kendine uyguluyorsun. Sonra diğerleri de benimle birlikte rehabilite olsun diye çıkıyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Mesela çok yakışıklı... mizahçı yok ya. Biraz da bununla alakalı. Evet. Ya da işte böyle aşırı seksi böyle hani Brad Pitt'in mizah yaptığını düşünemiyorsun falan yani. Herkes güler de. Dedi ki Gervais'te, Extras'ta bir bölüm Johnny Depp geliyordu. Mesela orayı çok şeydeydi ya. Extras. Life is too short. Life is too short da geliyordu. Evet. Doğru. Böyle de düzelt beni. Sanki ikisini de biliyorlar. Yani ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun değil mi? Bence ki Gervais'in stand-upçılar genelde kimseye çıkarmaz sahneye. Yani o stand-up'ın. Yo, o mini dizisi vardı onun. Orada şey vardı. Hep kafamız güzel izlediğimiz için hatırlamıyoruz. Aynen öyle. Onun sebebi yani çok yakışıklı, çok jiks biri olduğun zaman zaten seviliyorsun ya. Abav! Jiks dedi ya la adam. Sene 2015 olmuş hala jiks mi diyorsun ya? En son jiks lafını kullanan İzzet Çapa boğdurdu oğlum. Sen ne diyorsun ya? Stand-upçıların çoğu aslında içten içe sevilmeyen insanlar. Sen bakma. Muhakkak hepimizin bir kusuru oluyor. Görünüş olmasına gerek yok. Hani kişiliğinde de bir sıkıntı olabiliyor. Şu hayatta mesela izleyicilerin arasında görüp de böyle ulan işte gördüm bak... O zaman böyle yapmıştım bana diyeceğin biri var mı mesela? Aklına yer etmiş. Kız da olur. Ya bana feministler çok kızıyor. Bilmiyorum niye. Büyük ihtimalle sahnede kullandığım aksanla alakalı. Çünkü Kürtlerin bir melodik bir tarafı var ya. Hani mesela şey dediğin zaman bir şey hissetmesin ama seni ben dediğinde o... Gırtlağa attın mı diyorsun? Kadınlar gerçekten çok rahatsız oluyor benden. Gibi hissediyorlar. Onlar korkuyorlar. Ya
Ya'dan ne kadar korkabilirsin söyle. Şeyi hatırlıyorum, bir tane gösterim söyle var. Söylemedi. Duymuyorum ki. Aynen. Duymuyorum. Ben monolog, monolog devam. Sen devam et, ben şey yapayım. Soru neydi kral? Anlatıyordum. Ha şeydeydim, unutmadığım kişi, unutmadığım seyirci. Onu adını bilmiyorum tabii, kim olduğunu da bilmiyorum. O gün bir yapımcı gelecek ve şeyler böyle, Team Center'a diyor seni çıkaracağız. Orada işte Cem Yılmaz çekmişti ya sinemaya. Evet. Sinemaya bir stand-up çekmek istiyorum. Öyle bir adam gelecek. Ha, öyle kritik bir yer. Öyle bir gece. O gün beni izlemeye gelecek. Ve ben de o gün şey set, kadınlarla ilgili şey anlatıyorum. Kötü bir şey söylemiş gibi oluyorum ben sahnede ama hiçbir zaman kötü bir şey söylemem. Sadece bizim Türk seyircisi, Türkiye'de daha doğrusu söyleyeyim. Birazcık sabırlı olsa stand-upçılar kötü insanlar değil zaten. Hmm. Hani sert gireriz, iki dakika bekle. That's what she said. Kadınlar sır tutamaz dedim. Bunlar... Bu mu gerçekten dediğin? Evet. Orada konuyu şeye bağlayacağım. Çünkü işte düşünce olarak çok düşündükleri için üzerlerine yük gelir. Anlatma gereği doğru. Bir yere bağlayacağım psikolojik. Orada bayağı sahneye maneye bu yaptığınız çok cinsiyetçi bilmem ne falan fistan diye bayağı böyle şey yapmıştı. Ben şeye çok kızıyorum abi. Bak bu kadar özgürlükçü olalım. Şikayetçi olduğumuz ne? Şu an özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Evet. Yani o olmuyor. Sen de bunun şakasını yapabiliyorsun o zaman ya. Evet. Bu da senin özgürlüğün. Aynen öyle. Niye o zaman benim özgürlüğümle alakalı bir şey söylenildiğinde yapıyorsun? Evet, çok benzer bir zihniyet aslında. O zaman sen de bunu ona, gülerek karşıladın. Ona ben Kadıköy hassaslığı diyorum. Bu Kadıköylerin bir hassaslığı var, bilmiyorum niye öyleler. Yani Kadıköy'de bir garip bir hava var zaten. Evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan. Eskiden bu Cihangir'di. Cihangir'den bir göç aldı Kadıköy. Bir Kadıköy bir değişik bir coğrafya oldu. Mesela Beşiktaş için o kadar diyemem. Mesela Beşiktaş'ta Kadıköy'ün farkı ne sence abi? Evet. Seyirci olarak da, insan olarak da. Şu an Beşiktaş'ta oturuyorsun. Şu an Beşiktaş'tayım. Kadıköy'de de oturdum. 2 sene oturdum. Kadıköy çok sakin ve Kadıköy İzmir gibi, öyle söyleyeyim. Kadıköylüler neyle geçiniyor onu pek anlayamadım ben. Harbiden hepsinin bence babadan zenginler. Kesinlikle ya, atadan Kadıköylülerin zenginler. Kadıköylülerin yani. Neyle geçindiğini anlamadım. O hani o ben mesela beyaz yakalı değilim. Ama ben de bir yere oturduğumda oğlum buralar hep dolu dolu, nasıl geçiniyor oğlum bunlar? Neyle ne yiyorlar, ne içiyorlar hissiyatı hep bende oluyor. Onlar da bana bakıp diyor olabilir. Ama bence hepsi de benim yaptığım işi yapmıyorlar. Ne yapıyorlar abi bu adamlar? Babalarının paraları var abi. Gerçekten fikrim o. Sen, genelde çoğu ama meslek sahibi insanlar ya. Avukatlar ne bileyim. Beyaz yaka falanlar ya çoğu. Ben ilk mesleğe girdiğimizde işte şey demişti bir abimiz bana. Bu işler hep zengin evladı işleri oğlum. Aynen öyle. Yani hani hiç bulaşma bak. Babandan, anandan bir şey gelmiyorsa çok eziyet çekersen seni çok hırpalarlar diyor. Stand-upçılık da öyle bir şey mi sana? Kesinlikle öyle. Mesela Tuzbiber'i ilk kuranlardan biri biz değiliz aslında da ben vardım. Ben bütün stand-up kulüplerinde ilk çıkan adamlardan biriyim. Konuya niye böyle ya dis açacağım bir dur ya dur dis açacağım. Konuyu Yahudiliğe bağlayacağım. Ha. Aksel geldikten sonra bambaşka oldu mesela. Ha. Para. Aksel'in parasıyla gelmesi mevzuyu değiştiriyor mu yani? Aksel mesela katıldıktan sonra bambaşka oldu. Ama mesela diğer türlü örnekleri de var. Mesela Yılmaz Erdoğan geldiğinde o kadar da bir büyük ekonomik güç de gelmiyor. Necati abi yine öyle, BKM'nin sahipleri bunlar. Galiba şu dönemde biraz öyle. Hani nasıl ev alamıyoruz ya biz. Artık ev almak ihtimal yok. Kariyer yapmak için de zengin evladı olman lazım bu sanatlarda uğraştığında galiba. Çünkü lüks iş. Fakir adamın şeyle işi yok ki. Benim mesela 30 milyon izlenen videom var. Şimdi eskiden 30 milyon izlenen bir insan olsaydın direkt harbiyelere çıkardın, şuraya çıkardın. Ulan trend birde kalmışım YouTube'da bir hafta. Yine 100 bilet satıyorum. Konuyu şeye bağlayacağım, bu devire bağlayacağım. Neden? Çünkü onu ben şey diyorum, yanlışlıkla halka inmişim. Ha yanlışlıkla. Evet, Kemal Sunal zamanı olsa işe yarardı. Halka indi bu çocuk, hadi patlatalım, parlatalım. Şimdi halka inmek para etmiyor. Çünkü halk çalışıyor. Güvenlik, simitçi, kasiyer. Bu adamlar nasıl gelecek ki bir stand-up gecesine? Ne kadar şu anda bir bilet? Ortalama. Ortalama. Ortalama yani 150'den aşağıysa kötü komedyensin. Onu söyleyelim seyirciye. 150'den aşağı bir gitmeyin. Benim biletim 150 bu arada. 150 lira. 150 lira. Şey peki. O yüzden mi 150 lira? Fakir. Yani 130'a sansa 130'da. Şey, ama 5 kişi gelirsen indirimli falan. Öyle öyle şeyler vardı doğru. Grup indirimi oluyor ya mesela. Filmin adı grup indirimi. Hadi baba. Hadi baba. Şeyde oluyor mu sizde? Bayi toplantısına gitmecilik, sunuculuk, oyunculuk, stand-upçılık da var mı öyle şeyler? Ha bu benim var. Ben çok gitmişimdir. Nereye gittin mesela? Ya ne bileyim otellere çağırıyorlar. Atıyorum bir firmanın şeyi. İlk bir tane seni otele çağıracağız. 10-11 arası. Ya gittim bir kere de bir masaj yaptırdım. Onu da bana yazmışlar. O çok zoruma gitti ya. Masajı vermedi şerefsiz. Sen onlara geçiririm diye yaptın. Gelmişler.
Ben bu işi bırakacağım dediğin gecen oldu mu? Çok. Kaç kere. Hatta benimki sinematiktir abi. Öyle şey bırakacağım değil. Afişlerimi alacağım, yakacağım, denize atacağım. Ha öyle fantezi. Öyle şey yapacağım yani, sinematik bırakacağım. Orada bir kameraman yönetmen olmasına gerek yok. Ben onu kendi içimde başrolüm ya hayatımda. Hı. Onu ben işte her şeyimi yakıp yıkıp gittiğim oldu yani. Sonra nasıl dönüyorsun? Tabii tabii. Sonrası şöyle hikaye. Aslında işte BK Mutfak'la çalışıyorum o zaman. Açık mikrofon ilk yaptığımız zamanlar. Sene? 2015-16. Ülkede yavaş yavaş stand-up diye bir şeyin varlığı dolanıyor, ediyor. Hani Cem Yılmaz dışında da isimler çıkacak dediğimiz dönemde. Tam o zamanlar. Bir şekilde benim bar gösterilerim çok iyi geçiyor. Ama o üst klasmana bir türlü iyi geçmiyor abi. Bilmiyorum, ait hissetmiyorum. Orada içe kapanıyorum. O Yusuf'u dışarıya çıkaramıyorum. Kitleniyorum, böyle bir şey yapamıyorum. Yine öyle bir gece yaşadım ben. Büyük sahnede güldüremedim. Dedim herhalde olmuyor artık. Bayağı depresyon. Her şeyi yaktım, yıktım, gittim. Diyarbakır'a döndüm. Ha o kadar döndün. Aa, döndüm. Evi falan kapattım. Aynen. Ha, evin buradaki bir eşyalarım bir şey de değil. Ben öyle anladım ya. Bayağı çok ağır bir depresyon. İşte eşyalar göçe, televizyonu alayım. Al televizyonu sen al. Her şeyimi dağıttım. Dağıttım. Her şeyimi dağıttım. Hiçbir şeyim yok. Sonra eve gittim, bana telefon geldi. Yeteneksiz de sizi çıkarmak istiyoruz diye. Diyarbakır'dayken. Slumdog Milyoner gibi izliyorum vallahi şu an. Ama harbiden öyle. Sonra? Ben kadına güvenmiyorum böyle telefonu. Diyorum ki işte şey, bak yayına çıkacağım değil mi? Hani şey değil, seçmeye meçmeye gelmem. Yo yo diyor, sizin şey amca şakanız çok iyi. Onu biz beğendik. Direkt gelin yayına çıkın. Gerçekten dedemin en büyük oğlu 60 yaşında. En küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Ben Diyarbakır'dayken apar topar direkt uçağı aldılar. Yayına bir çıktım. Bom. Geri döndüm tekrardan. Ha onun için sen yarı finalde ben Diyarbakır'dan geldim diyorsun. Yoksa o sırada zaten İstanbul'da olman gerekiyordu senin. Evet ben hep Diyarbakır'daydım. Evet. Değil mi? Değil mi? O şey, sen o sırada ben, normalde buralarda takılıyor olman lazım. Öyle. Demek ki uçakla geldi. Acun abi sağ ol falan aynen diyorsun. Onu, tamam şimdi anladım. Ben gerçekten Diyarbakır'daydım. Gelmiyordum. Küsmüştüm. İstanbul'a komple küsmüştüm. Sahne teklifini reddediyordum. Hiç arkadaşını da mı aramıyor Yusuf? Nasıl kimseye bir ortam bu? Kimseye cevap vermiyordum. Sektördaşlığınıza ne oldu? Yaparsın Yusuf, ne olur gel bir daha deneyelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yok hiç abi. Hiç olmadı. Zaten sizin biraz bencil buluyorum stand-up. Ben evet, içten öyle. İçe bak burada da stand-upçılar var. Onlara da söylüyorum. Yani içten içe bir kıskançlık olduğunu ama çok şey egosal ya. Bir iş yapıyorlar. Çünkü ya. Çok one man show ya sizinki. İlerlersen büyük gidiyorsun bir anda ve çok hızlı oluyor ya orada. Bir şeyden sonra ben örnek vereyim size mesela. Ali Rıza benim çok yakın dostum. 8 senelik. O da komik bir çocuk. Bayağı iyi bir komedyen. Biliyorsun. Ben de ki kanka 10 dakika sahneye çıkabilir miyim? İyi değilim. İşte çünkü insanları güldürmek bize iyi geliyor ya. O 2 gün sürüyor kafasına geçiyor sonra. 2 gün sonra yine depresyona dönüyorsun. Çıkmam lazım. Tabii ki çık baş göz üstüne. Yarım saat inmeli sahneden. Ha Ali. Senden rol çalıyor. Evet. Şimdi o ego konusunu konuşuyoruz. Normalde kızmam ona ama o an deliriyorsun. Çünkü tribe giriyor. Bak yakın dostuna bile şey diyorsun. Nasıl olur ya diyorsun. Bugün benim sahnem. Benim seyircim. Evet, bunu bana yapmaman geldiler. Lazım. Bana geldiler. Ali ne yapıyorsun? Ali şey yap. Söyledin biz mi? Bunu belli etmiyoruz. Ya tabii ki de söylemedim. Ne dedi? Orada şey yapmadım. Sadece çok iyiydin. Çok iyiydin Ali. Tebrik ederim. Hayırdır. Canı sağ olsun. Ondan kıymetli değil. Ama o an sinirleniyorsun. O bahsettiğin egoyu ben dürüstçe söylüyorum bunu yani. Ya bir içten içe oluyor. Peki sen mesela hiç onun gösterisine çıktın mı? Ve ne kadar kaldı? Onun gösterisi yok ki. Peki bir şey diyeceğim. Yeteneksizsiniz. Bence stand-up için en yanlış sahne değil kesinlikle. Mi abi? Kesinlikle. Ben kaç tane koyun eledim abi sen biliyor musun? Hayvan sesi çıkaran insanları eledim ben. Onu yani hani işte. Rakiplerim belli. Bir de komediyi değerlendirecek isim Hülya Avşar mı ondan emin değilim. Yani hani senin komik olup olmadığını değerlendirecek. Değil. Diğer tarafta Ali Taran var. Severim. İyi bir reklamcı. Yani zaten da anlar yani. Zaten şey evet. Sektörün bir döneminin piridir yani. Öyle bir adam. Acun abi eğlenceli biri ama komik. Mizah başka bir şey ben bilemiyorum, emin değilim. Yani oraya çıkıp bir de gidiyor olmak ayrı dert. Gitmesen evet. Ayrı dert. Abi yeteneksizsinizdeki zaten sıkıntı şey. Yani normalde bu şeyi programı konuşurken muhtemelen Türkiye'nin yeteneğini bulacağız diye başladılar ya. Yani birisi çıkacak ve bir şeyler yapacak. Bu da Türkiye'nin yeteneği diyeceğiz. Köpek birinci oldu. Ya bu nasıl? 5 yaşındaki çocuğa yenilmiş. Ha, bir de papağanı da kaybetti. Papağanı da mı kaybetti? Papağan seni nasıl geçti mesela yani? Ne bileyim ya ıslık çalıyordu bir şey yaptı. Islık çalıyordu sadece. O ortam nasıl oluyor? Tam bana abi, çok deli bir ortam geliyor. Yani. Ya ben zaten benim yaptığım şey neydi biliyor musun? Hiçbir şekilde de muhatap olmamam lazım bu
kitleyle. Yani sahneyi o kadar değersiz görüyorlar ki, biliyorsunuz ben sahne sanatları mezunuyum. Benim için çok önemlidir. Kapıda çalışan insanı ben hiç sevmem. Hı hı. Git evinde, hazır değil misin ya, buraya geleceksin. Kaç tane insan önüme çıksın. Son anda belli olan bir şey de değil. Ya yani. Adam gel bu şaka yapsan falan diyor bana. Ulan burada mı karar vereceğiz? Ben zaten bunu yazmışım, hazırlamışım. Peki mesela orası kariyerine olumlu etkiledi mi? Yoksa şu an mesela olsan çıkmam der misin mesela? Hiç ya, ben zaten niye çıktım da bilmiyorum ya. Yani oranın hiç konuyla alakası yok yani, hani mesela hiç doğru bir yöntemmiş gibi gelmiyor ama zaten anlattın, zaten bilinçli bir şey de olmadı benim için. Bilinçli bir şey de, onun sebebi ön eleme yani. Orada sizin yok mu arkanızda çalışan insanlar, kimi çıkaracağını bilmiyor musunuz? Biliyorlar. Ya çok yetenekli insanlar oraya gitmeyi tercih etmiyor. Programa da şimdi suç atmayalım. Belki tercih etmiyorlar. İyi bir yöntem olarak evet. Görmüyor. Yoksa benim oynadığım bölüm iyiydi yani. Rating'de 3'tü. Falan dediler, yeteneksiz yeniden eski günlerine geri dönüyor falan dediler. Sonrasında böyle tepe taklak aşağı gitti. Avuç'un bayağı hiç gelmedi. Ha öyle. Ben Exatlon'a gidiyorum falan. dükkanı sahibi dükkana uğramıyor. Belli ki ya terslik var. Ya final çok komikti benim ya. Ben finale gideceğim. Tabii finale gelmişim artık. Finale çıkacağım. Bir çıktım. Acun yerinde yok, tamam mı? Ya ben onu hatırlıyorum. Çünkü o gün şeydi. Benim için önemli bir gün ya. Ya kazansam paradır, şudur, budur. Acun'u yanımda ya. Görmek istiyorum. Abi bir sürü... Ya herkesin ufak tefek şımarıklıkları vardır tamam, abi. Tamam ama Acun abi istiyorum ya. Ama hangimizin şımarıklığı yok? Mesela biz de kaptan orada olunca güvende hissediyoruz. Kaptan burada da kaptanla da Acun aynı değil şimdi. Ya ben tabii ki kaptan. Ben bilmiyorum. Benim ya için abi, aynı. Orada değerlisin. Jüri koltuğu var mesela. Kolpacı ya. Çıkıyorsun, tam fokussun. Koltukta biri yok. Ben komik komik. diye yalandan gel. Abi çok zor bir yer. Orası yani hayatta yapamayacağım şey. Yapamaz çünkü bedava söyleyeyim. Seyirciyi güldürmek çok zordur. Çok zor. Biletsiz seyirci öyle bir şey olmak. Var mı? Tabii mesela canım. Sektörde öyle bir şey duyuyorum sürekli. Var. Ulan bedava yapayım. Bedava da çok kötü oluyor. Hiç gülmüyor millet. Parayla almış biletin şeyi aynı hissiyat aynı olur mu ya? Bazen kara borsadan bilet almış olanlar oluyor. Onlar her şeye gülüyor. Biletsiz seyirciyi güldürmek biletli para almış adamdan daha zor. Niye? Sence niye yani? Ne cevap buldun ona? Sebebi şu. İsim, birazcık isim yaptıktan sonra kendi kitlerini oluşturduğun zaman o seyirci zaten hazır geliyor ya sana. Ön birifli geliyor. Benim öyle. Ben Diyarbakır'dan merhaba diyorum. Vaa ya Yusuf abi mükemmel. Dur şaka yapma. Hani o hazır. Onu güldürmüşüm. Ama bir diğer seyirci hani hadi beni etkile. Hepsi jüri. Çok zor bir şey ya. Çok zor. Peki hangi aşamadan sonra para kazanılıyor? Artık hayatını idame etmeye başlıyorsun. Eray'ın sorularına geldik. Evet, benim sorular geldi. 100 kişi üzerine dolduruyorsan abi artık. Haftada 2 gösteri. Haftada 2 gösteri. Ulan 50 milyon burası 1000 kişi olsa. Ya sana ne lan? Ya sana ne? Bu işe mi gireceksin? Sana ne? Hakikaten sınırı ne mesela? Yani 100 kişi doldurursan, haftada 2 yaparsan memur gibi geçinirsin. Memur gibi geçiniyorum. Ben ona da memur komedyen diyorum. Hadi bana. Biz şu an o şeyi yapalım. Memur. Sonra 1000 kişiyi doldurduğumda nasıl yaşarım abi? O zaman star komedyen. Bayağı aynen. Altıma arabamı alırım, bir şey yaparım, güzel evde kalırım. Türkiye'de kaç tane öyle stand-upçı vardır? Ya şu an benim klasman o değil. Ya benim klasman üniversite öğrencileriyle takılabiliyorum. Hatta öyle söylüyorum. Mankenlerle değil de. Ha, üniversite öğrencileri aşaması. Bunların da ha. Demek ki onun, bir para aşaması var. Bir de manitacılık boyutu var. Var var. Yani. Çünkü yani bu yine cinsiyetçi bir şey söyledim aslında ama. Ya, para arttıkça şey. Güzel kadınlar geliyor yani. Onun sebebi de şu, güzel kadınlar güçlü adamları sevdiği için geliyor. O da şey bir yani doğru bir şey. Evrimsel bir şey yani. Benim. Peki mesela o klasmanda 10 kişi var mıdır? Yok bence ya. Yok 3-5 kişiden bahsediyoruz. Ya mesela bu kadar komedyensiniz abi. Niye sürekli bir akış olmuyor da biz dönüp aynı insanların oraları parsalıyorlar mı? Size izin mi vermiyorlar? Bir üstün başka bir şey mi var? Ne bu? Tembeliz. Sizin taraf için evet, diyorsun. Bizim yani komedyen taraflar için tembeliz. Çünkü evet şu an 100 tane insan var bu işi yapan ama kaçının tek kişilik gösterisi var ki? Kaçı çıkıp dedi ki ya ben bunu yapacağım. Bizim sıkıntımız şu, 10 dakika çok güzel bir seti oluyor komedyenin. Diyor ki bana yeter, açık mikrofonlara gezerim, oraya gezerim. Orada kaymağımı alırım giderim. Bu. Ha yardır 10 dakikayla dolaşıyor. Aynen öyle. Ha, onun için yetiyor zaten o ya. Onun hedefi oymuş. Ona ama da öyle ulaşmış. Bir hedef olur mu? 10 olmaz dakika yani. Komik olacağım diye bir hedef mi var ya? Ha, part time stand-up. Belki öyle bir şey olabilir ya. Ek iş gibi. Ya ben şu an 3. gösterideyim mesela. Yani İki ben. Oyun bitti. Bu YouTube'a koyma olayı hakkında ne düşünüyorsun peki? Zaten ilk koyan benim. Ha öyle mi? Tabii. Baturay'da falan hepsi direkt bunu koysam ilk koyan benim diye. Başlık belli oldu. Benim. Onu başlatan benim. Çünkü yapımcı bizle çalışmak istemez ki. Bunu sinemaya satamayız.
yapamayacak, bir film yapamayacak, para kazanamayacak ki. Küfür var, dinle ilgili konuşmalar var, felsefe. Yani çok aykırı bir şey bu yaptığımız. Yapımcıya biz bunu satamayacağız. Ne yapacağız? YouTube var. YouTube özgür bir yer. Peki aralarında birileri çok izleniyor. Onlar niye çok izleniyor? Evet. Ya normalde mesela hepiniz kendi setleri olan, işte tek kişilik gösterileriniz var. Bu arada Yusuf'unki de çok izlenen. İşte zaten. Evet onu diyorum. O yüzden soruyorum beni zaten. Beni linç ediyorlar o yüzden. Yani neden mesela bu izlenmiyor da bu çok izleniyor YouTube'da? O neden? Kürtler... Aynı soruyu sordum. Ya tamam anladım. Neden? Ve cevabı dinlemiyor. Neden deyip durdum. Kürt şey mizahı yaptığım için. Daha doğrusu ilk defa böyle bir şey görüyorlar ya. Lan oluyor. Küpeli Kürt mü olur diyor mesela. Saça bak diyor. Bir şeye bak diyor. Ve linç. Linçten. Çünkü ya istediğin, yani Türkiye'nin en iyi komedyeni o. Küfür etmek için izliyor gibi mi diyorsun mesela? Yani o istemeden için. Algoritmayı tetikliyor. Ha. Hani algoritma şeyi anlamıyor ya, pozitif negatifi anlamıyor ya. Ekrana küfürü anlamıyor. Hiçbir şey anlamıyor. Algoritma diyor ki bir dakika, ne kadar etkileşim alan bir videoydu bu diyor. Ha bizi seven çok kişi var. Şimdi sevmese 100 bin insan niye beni takip etsin ki? Niye gösterilerim de olsun ki? Ama bu adamların, o büyük kalabalık grupların yaptığı şey linç. Bütün komedyenlerde mimik oynamadı vardır. Komik değil vardır. Mesela orada niye bu kadar sert gidiyor bu linç? Kültürünü en çok niye sahneye çıkıyor bu adam? Ne yapıyor bu? Ne yaptığını zannediyor. Kadınla erkekti bu arada. Yani. Kadınlara da şey yapıyor. Aha. Çok sert davranıyorlar. İtin götüne sokmalar. Senin ne işin var orada? Lan adam seni çağırmamış. Aynen. Sen bilet almamışsın. Sana bir şey söylemiyor filan. Hani seninle konunun hiç alakası yok ama o kadar demotive edecek şeyler söylüyorlar ki. Niye bu kadar sertler? Herkes orada olmak istiyor da olamıyor mu? Ne yani? Sen ne dersin buna? Neden? Neye? Eraycılık yaptım şu yönde. Aynı soruyu ya. 7 kere neden? Sonra. Neden? Ya sebebi o adam evde oturuyor. Adam ekonomiyi biliyorsunuz ülkenin. Parası yok. O adam o etkinlikte değil. Orada hayvan gibi eğlenen insanları gördüğü zaman ya aşağı çekmek isteyecek. Ne yapacak ki bu? Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada onun önüne şöyle bir seçenek sunmuş. Yorum yap. Hı. Yorum yap. Ben onu anlatıyorum gösterimde. Yorum yap aslında insanlara şunu demek. Sen değerlisin. Bak senin fikrin önemli. Hı. Bütün insanlığa bunu biz verdik. Halbuki hiçbirinin fikri benim değil. Gerçekten bunu dürüstçe söylüyorum. Benim değil. Ama o değerli zannediyor. Tam işte. Yeteneksiniz muhabbetin aynısı. Bütün ülke artık jüri. Ama işte. Bir taraftan da onları iş yapıyorsun. Evet. Bu bir şey değil mi? Paradoks değil mi? Kendi içinde. Yani tabii ki. Keşke onları kazanabilsen ama o adam seni zaten sevmeyecek. Benim haterlarım çoktur mesela. Ben çok sevilmeyen de bir adamım aynı zamanda. O yüzden... Yine mesela Kürt olmanla alakalı değil bence sadece. Ya, tarzın da sert. Tipimden falandır. Bir şey mi sevmemiştir ya? Bence ondan kaçınılır. Bu nasıl bir öz eleştir? Tipimden dolayı sevilmemiş olabilir. Bence öyle yani, ne bileyim. Bazı insanların şey olur ya, suratı serttir, bir şey vardır. Ama şey de bence okeysin. Yani seni seven olduğu sürece sevmeyen olmasının bir derdi yok. Çünkü sevenlerinle ilerliyorsun bu yolda. Aynen. Onlar çok olursa zaten kendi dükkanında takılıyor olacaksın yani. Abi bir sene sold out oynamışım. Bütün biletler tükenmiş. Adam bana diyor ki buna bilet alan mı var? Yani düşün, o kitleye ben şimdi nasıl hitap edeyim ki? Adam orada sold out'un ne demek olduğunu... Ben de gerçi sold out diyorum da. Sold out'un ne demek olduğunu bilmiyorum. Sorumu soruyorum o zaman. Buyurun. Sor. Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın? Karıya kızardım. Ne yaptın gerçekten? Yani... Ya ben bu hikayeyi anlatacağım ya. Anlat. Bir tane yapımcı benle çalışmak istedi. O arada BKM benle çalışmak istiyor. Benim bir seçenek yani bir kafamın iki... Ya oraya ya oraya ora bir şey yapacağım. Şimdi mutfak çok güzel bir yer. Zaten orada alışkınız, birbirimizi tanıyoruz. Ama bana ne kadar şey yapacaklar? Diğer tarafta bu adamın elinde sadece ben olacağım. Daha değerli olacağım. Ben de bir o zamanın parası yani... O zaman atıyorum dolar daha böyle 3-4 iken miktar vermeyelim ya, bir para istedim. Dedim ki ben hiçbir şey yapmazsam, bak hiçbir şey yapmayacağım. Evde oturacağım, bana her ay bu parayı ödeyeceksin. İki taraftan da mı istedin? Yok, iki taraftan istemedim. Diğer taraftan istemedim. Taraftan. Bu taraftan istedim. Hani düşük, yani istemediğim taraftan bunu istedim. Ben dedi şey düşünüyorum, vermez ya. Niye bu parayı bana versin ki, evde oturacağım. Zaten benim hayalim o, hiçbir şey yapmadan para kazanmak. Böyle duracağım. Bana bu parayı verecek misin? Vereceğim lan dedi. Kabul etti. Beni o zaman gör. Ben oldum Falco. Hı. Ben oldum Van Persie. Ne kadar sürdü? 6 ay falan. Sonra mahkemelik olduk, iptal etti. Tüm o süre boyunca galiba gerçekten yattın evde o zaman. Gerçekten hiçbir şey yapmıyordum yani. Orada işte bir yandan da benim olgunlaşma dönemim oldu yani. Ben niye böyle bir fırsat var elinde? Adam haklıydı yani, buradan özür diliyorum kendisinden. Valla parayı yedim. Hiçbir yerde peki hakikaten böyle artık Diyarbakır'a döndün ama işe başladığın, böyle hakikaten hayatın tam tersi yöne kırdığın oldu mu ya? Diyarbakır'a gittikten sonra mesela onun ikinci kezinde, üçüncü kezinde veya işe başladığın. Sadece şey yapmaya çalıştım. Her şeyi komple bırakıp tamamen İngilizce çalışıyordum evde. Direkt vın. O öyle bir dönemim oldu. Ne kadarlık bir süre bu? İşte 5-6 ay falan. Sonra tekrardan sahnede kendimi
yani buraya ait hissedince dedim ki bir de şöyle bir düşünce gelişti. Ayetten de kalınca diyorsun. Öyle olsa. Baktım çok zor. Baktım İngilizce daha zor. Yok ya şöyle dedim. Dedim ki kendi ülkesinde başaramayan adam orada nasıl başarsın dedim ya. Hani ben burada bir başarayım. Zaten para olacak rahat gidebiliyorsun. Bir de öylesi daha evet. Keyifli oluyor. Ki reklam yapalım. 30 hiç yapmadık ha. Yapalım. 30 Nisan Beşiktaş Kültür Merkezi. Bir de Hollanda'da arkadaşlar varsa Mayıs noktasında Hollanda'dayız. Mayıs'ın Hollanda'yı... ortası diye bir net tarih verilebilir mi? Vizeyi bekliyoruz. 13 ile 17 arası. Dükkanlarında dolaşın değil mi? Siz orada takının. Şey soracağım ya ben stand-upçı olarak. Böyle tek de ezberden akıtmak nasıl oluyor abi? O ezber süreci nasıl oluyor stand-up işini? Ya oradaki aslında stand-upçı biraz sihirbaz gibi ya. Yani Cem Yılmaz bir saat sonra ne anlatacağını bildiği için o kadar rahat. Bunu hiç konuşmuyorlar. İnsanların şeyi de anlaması lazım. Kardeşim bu bir şey değil ki. Dünyada öyle bir komedyen yok. Biz her şeyimiz hazır hazır. Kaç sayfalık bir şey yani ezberledin? Kesmiyoruz. Mesela seni hepsi. Şu anda ezberlediğiniz gösterin. Benim şu an oyunum 2 saat. Ya kaç sayfa yazdın toplamda o zaman? Onu bilmiyorum. Benim ezber sistemim şudur. Yeni nesile belki bir yöntem olur. Evet ben, onun için soruyorum. Yazıyorum. Sayfa önemli değil. Yazıyorum sonra hepsini yırtıp atıyorum. Ya diyelim ki 50 sayfalık bir şey. 60 sayfalık bir şey. Bunu nasıl ezberliyorsun? Sayfa önemli değil. Yazıyorum sonra hepsini yırtıp atıyorum. Ya o zaman sen her oyununda biraz farklılık var. Tabii. Her oyun aynı akmıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Yazıyorum sonra hepsini yırtıp atıyorum. Mesela hazır cevaplılık bir stand-upçının zorunluluğu mudur abi? Değil ya. Bunu kim çıkardı zaten? Bu niye hani... böyle bir şey oldu? Ya abi işte kültür yoktu ya. Bizim büyüklerimiz de öyle anlattı. Onlar da belki o zamanın PR'ı oydu. Bakın izleyin çok zeki tokatlıyor. Gelin size tokatlasın gibi belki PR yaptılar ona bilmiyoruz ki. Hızlıyımdır o konuda ama vazgeçtim ondan. Siz de vazgeçin diye anlatıyorum. Taşı gediye koymak için hırs yaparsan gedik olursun haberin olmaz. Stand-upçı hazır cevap olmalı diye değil. Bir şey yok. Çünkü değil. Önden zaten hazırlanmış bir şey yapıyorsun. Aynen abi. Ha. Kaptan noktayı Meddah koydu. Şey Meddahlı gibi. Stand-up ne alaka? Onu ben yapıyorum ya. İkili. Biraz Cem Yılmaz'dan da kalma bir durum ya. Hani o çok iyi laf çarpıyordu bilmem neydi işte filandan kalma. Herkes öyle olmalıya geliyor da konunun benimle onunla hiç alakası yok yani. Bence hani, de hiç. Hani tiyatrocu ya şey diyor musun abi? Hazır cevap olmayan Shakespeare mi olur filan demiyorsun yani. Bayağıdır var bu. Saçındaki bu mevzu bayağıdır var. Neyi anlatır, ne yapar, niye var? Şimdi 3 tane anlamı var. Biri bomboş bir anlamı olan, biri dramatik, biri komik. Üçünü de istiyorum. Bomboş, üçünü de istiyorum. Bomboş şu, saçımı ben hiç uzatamamıştım, hayalimdi. Çok uzattım, bir tane dedim hani dursun. Hı. Bomboş anlamı bu. Dramatik anlamı, bizim ailede hiç birbirimize şey yok. Erkekler arasında. Ne bir sevgi, ne bir böyle saygı. Hep böyle saygıdır, dededir, amcadır, babadır herkese. Sarılmadır. Bir şey yok yani. Kendini değerli hissettirme gibi bir şey yok. Hep böyle kurum gibidir aile. Resmi kurumda sanki yaşıyoruz. Dedem rahmetli olmadan önce ilk defa benim saçımı sevmişti. Tam bu tarafta. Bu dramatik tarafı. Bilmiyorum o an böyle sanki veda gibi oldu. Ölmeden önce dedim ki ben şeye gideceğim. İstanbul'da sahnem var yapıp geleceğim. Tamam dedi canım dedi. İlk defa böyle saçımı sevdi. Ben İstanbul'a geldim rahmetli oldu. Dramatik bu. Mekan cennet olsun. Eyvallah. Komik olan da benim orospi saçım abi. Yani bari onu baştan şey yapsaydı şimdi bu arası nasıl sana geçeceğim bir şey diyeyim, yemin ediyorum hayatım boyunca hiç uzatamadım. Uzattım bir parça geldi daha şeymiş. daha iyi. Daha iyiymiş ya. Ya ben bunu kızlara yapayım çalışıyor size çalışmadım ben ne yapayım? Çünkü onu yapacağını ben yapmayacağım. Bizdendir beklentiyle aynı olmasın. Aliço, bu 4 Mayıs'ta bizim seyircili bak kardeşim var ya haftaya Perşembe. Diyorum ki acaba onun için videonun arasına bir yazı falan mı girsen ya? Hani konuk olmak isteyenler hello@voxel.tv'ye cep numarasıyla birlikte mail atabilir diye. Ha aynen oraya çok bir şey gerek yok. Araya bir yazı girsek bence yeter. Ya ben bir o... Seni sadece şaka lafta kalan kısmı, o geride kalan kısmı daha çok önemliymiş gibi geliyor bana. Niyeyse yani o sahneye çıktığında eğer o bağı kurduysan zaten hani diyorsun ya beni tanıyanlar geldiğinde gülmeye hazır geliyor. O geçmiş olsun yani ona. Gitti. Bizim Aliço persona der diğer bir sürü insan gibi. Ama persona kullanmayı çok seven bir Aliço vardır. Yani o sahnedeki persona
satıyor olmalı yani. Hani o zaman zaten o iletişim kurulmuş ve bitmiş geçmiş olsun oluyor. Ya işte o personayı da anlatmak lazım insanlara. Çünkü mesela ben burada çok iyi şakalarımı yapmıyorum. Niye yapayım ki? Ciddiyim ha. Öyle diyorlar ya, abi yolda görüyor beni böyle yapıyor. E hadi. Ne hadi oğlum, yani eve gideceğim ben şey yapacağım. İstiyor ki orada ona bir iki punchline yapayım, bir şey yapayım. Ne istiyorum benden? Onu hakikaten söylemek lazım ben insanlara. Ben 20 lira bak nasıl yapıyorum. 150. 20 lira. Aa, yolda 20 liraya şaka dur bir tane yapardım. Yapayım. Soğuk Savaş'a. Evet. Soğuk Savaş'a gittim. Yazdığım burada bir şakayı size yapacağım. 80 yaşına gelmiş, trans olmaya karar vermiş bireye ne denir? Ne denir? Translate. Translate. Güzel. Ben linç yemeden gideyim. Vallahi Yusuf, ayağına sağlık. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Vallahi geldiğin gerçekten için. Biz yine ağırlamak isteriz seni. Ne başka zaman üstüne istersen. Ben de gösterilere bekliyorum. İnşallah. Sizi. Biz devam edeceğiz efendim. Stand-up nedir, nasıl? Çünkü bir taraftan da bana çok sonrasında aha böyle başlamış bu ülkede bu işler ya da böyle evet devam etmiş, evrilmişe pas atacağı için de istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere efendim. İşin içinden bu şekilde devam ediyor olacak. Teşekkürler. Sağ olun. Yarım kat. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.